Merhabalar, oturabilirseniz başlamak istiyoruz. Ya da ayakta bak, dinleyebilirsiniz. Ama bir... Teşekkürler. Değerli meslektaşlarım, değerli konuklarımız, dostlarımız, hoş geldiniz. Merhabalar. Ülke ve meslek gündemimizle ilgili olarak farklı disiplinlerden uzmanları getiriyoruz, burada buluşturuyoruz. Mesleğin, mimarlığın ve ülkenin gündemiyle ilgili burada bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu ayın konuğu adı altında başlattığımız bu konferanslar dizisinin bildiğiniz gibi bu haftaki konuşmacımız Ruşen Keleş ile başladığımız konferans dizisini bugün İlhan Tekerli ile devam edeceğiz. Ve Aralık ayında 19 Aralık Aralık'ta da Bozkurt Güvenç ile bu ayın konu konferanslar dizisini bitireceğiz. Öncelikle davetimizi kabul etmiş ve aramızda bulunduğu için İlhan Tekerli hocamıza teşekkür ediyorum. Şehir ve bölge plancısı, sosyolog Profesör Doktor İlhan Tekerli'nin şehir planlama, bölge planlama, sosyal sistemler, makro coğrafya, belediyecilik, iktisadi politikalar, Türkiye iktisat ve şehir tarihleri ile eğitim planlaması gibi alanlarda yayınlanmış pek çok eseri bulunan ve bugün bizlere böyle bir siyaset ve demokrasi anlayışının sürdürülebilirliği üzerine başlığı sunumu yapacak. 1 Kasım'da seçimlere gidiyoruz. Seçim öncesinde özellikle bu başlığın denk düştüğünü düşünüyorum. Türkiye'nin, ülkenin her yerinin merkezi hükümet hatta saraydan planlandığı bir süreçte ülke siyasetinin saraydan planlandığı süreçte, kararların verildiği süreçte bu sunuşun da bu çerçevede değerlendirileceğini düşünüyorum. İlhan Tekerli hakkında bir iki bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle. İlhan Tekerli 1937 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1960 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Tekerli 1964'te ODTÜ'de şehir ve bölge planlamacı alanında 66 yılında Pensilvanya'da yüksek lisansını tamamladı. 1968'de İTÜ şehir planlama konusunda doktorasını yaptı. 70'ten bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama bölümünde öğretim görevini devam ettiriyor. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders veren Tekerli, birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliğini bugün de sürdürüyor. Tekerli, yerel yönetim ve demokrasi için Dünya Akademisi İcra Heyeti'nin kurucu ve üyesidir. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı kurucu başkanıdır ve üyeliği devam etmektedir. 2004-2008 yılları arasında YÖK Genel Kurulu üyeliğini yapmıştır. Sayın Tekerli'nin 1964'ten bu yana şehir ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye'deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye'nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda değişik dillerde yayınlanmış 50'den fazla kitabı, 400'den fazla makalesi ve konferans ve tebliğ bulunmaktadır. Sayın Tekerli, sosyal bilimler alanında birçok ödül almıştır. 89 yılında Sedat Simavi Sosyal Bilim Ödülü ile 1994 yılında Mustafa Parlar Bilim Ödülü bu ödüllerden ikisidir. Mimarlar Odası'nın birçok yayınında makalelerinin yanı sıra birçok kongre ve sempozyumunda ve panellerde bildiri sunmuştur. Bu bildirilerle, yayınlarıyla Mimar Odası'na yöneticilerine tüm eylemlerinde ışık tutmaktadır. Hocamıza bilim kıtlı ortamda nice yayınlar diliyoruz. Konferans programı akışımız şöyle arkadaşlar. Sayın İlhan Tekerli konferansını sunduktan sonra sizlere 15 dakika soru sorma süresi vereceğiz. Sonra İlhan hocamız tekrar bu soruları yanıtlayacak. Eğer hocamızın şeyine bağlı olarak, programına bağlı olarak, sorulara bağlı olarak süremiz biraz daha uzayabilir.
ama bu şekilde sonuçlandırmak istiyoruz. Program bir bütün olarak canlı şu anda, canlı olarak yayınlanıyor. Biliyorsunuz internet kısıtlığı sürüyor. Ara ara kopabilir ama daha sonra da internet sayfamızdan, mimarsit.org adresimizden bu yayına ulaşabilirsiniz. Daha sonra da tüm konferansı sorularla birlikte yayına dönüştüreceğiz. Daha önceki konferanslarla birlikte bir tek bir yayınımız olacak. Ve bunları mimarlık ortamına, talep sahiplerine sunabileceğiz mekanımızda, yayın evimizde. Bu konferansa tekrar katıldığınız için, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve öncelikle de İlhan Hocamıza bu fırsatı bize verdiği için 1 Kasım öncesinde özellikle değerli aktarımlarını olacağını, bize ışık tutacağını düşünüyorum. Buyurun hocam. Tekrar teşekkür ediyorum. Eski bir tarihte ve bugüne kısmet oldu. Ve o zaman onlara verdiğim şey, başlık şöyleymiş. Yani böyle bir siyaset ve demokrasi anlayışının sürdürülebilirliği üstüne. Temelde Türkiye'de siyasi süreçlerin eleştirisi üstüne dönük bir tartışma. Ama bugün arkadaşımın da söylediği gibi seçime de çok yakın, bu eleştiriyi yalnız genelde değil 13 yıl süren bir iktidar sonrasında mevcut iktidarın siyaset yapma biçimini de ön plana alarak geliştirmeye çalışacağım. Bunu geliştirirken belirli bir güzergah izleyeceğim. Bu güzergahın birinci parçasında mevcut durumun değerlendirilmesi olacak. Bugün siyasette geldiğimiz nokta nasıl bir nokta? Ben kişisel olarak bayağı şeyimi kaybeden, yani rahat yaşama sevincini kaybettiren bir duruma gelmiş durumdayız. Yani bir çeşit her gün karşılaştığımız olaylarla bir çeşit adeta boğuluyoruz. Şimdi böyle bir durumda nasıl bir tartışma yürütebiliriz? Bu saptamayı yaptıktan sonra. Bu tartışmanın iki kademeli bir tartışma yürüteceğim. Birinci kademesinde siyasetin yapısından ve kültüründen gelen ve Türkiye'de iktidar kavramından gelen sorunlar nelerdir? Birinci grup. İkinci grupta 13 yıllık bir iktidar sonrasında bunun ortaya çıkarttığı, bu 13 yıllık iktidarın ortaya çıkarttığı siyaset yapma biçiminin bu olumsuzluklara olan katkısını ele alacağım. Şimdi genellikle Türkiye'nin entelektüel yaşamında hakim olan bir söz var. Çok uzun süre bu hakimiyetini sürdürdü. Deniliyordu ki Türkiye'de iktidar sorunu yok, muhalefet sorunu var. Şimdi böyle bir tutum aslında entelektüel camiada bir şey buldu, dayanak buldu. Buna baktığımız zaman ciddi olarak böyle bir saptamayı sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. İnsanlar böyle bir saptama yaptıklarında biraz kolaycılık yapmışlar gibime geliyor.
Yani her tarafı beğenmemek tabii entelektüel olmanın bir parçası olarak görülebilir. Ama bu yargıda bulunan kişi de kendisine bir sorumluluk yüklemiş olur. O sorumluluk alternatifinin üretilmesine katkı yapıyor mu, yapmıyor mu sorumluluğudur. Eğer bu sorumluluğu yüklenmiyorsa, öteki lafı söylemek hakkına da sahip değildir diye düşünüyorum. Bu genel durum saptamasından sonra ikinci blokta AKP'nin iktidar anlayışı ve siyaset yapma biçimi üstünde duracağım. Ve özellikle iki öge üstünde düşüncelerimi geliştireceğim. Birincisi, AKP'nin iktidar anlayışı varsaydığı meşruiyet temelleri nelerdir? Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü iktidar kavramının tarihsel gelişimi içinde gelinen bu noktada, dünyanın geldiği bu noktada bir yer var. Eğer bunu biz tarihsel sıra içinde ortaya koyabilirsek, AKP'nin iktidar anlayışının tarihte ne kadar geride bir noktada olduğunu da kolay görebiliriz. Böyle bir egzersiz yapacağım. AKP'nin iktidar anlayışını bir yere oturtabilmek için. Tabii ikinci bir mesele de AKP'nin nasıl bir siyaset yaptığıyla ilişkin, siyasette kullandığı taktikler, ele alışlar, dil kavgaları, bunların tümünü analiz etmeye çalışacağım. Burada temelde iç tutarlılık yapısı, iç tutarlılık kaygısı taşımayan bir postmodernist algıya dayanan, duygudaşlığa dayanan bir siyaset yapma biçiminin dört ögesini tartışacağım. Bunlardan birisi İslam'ı kullanış biçimi, tarihi kullanış biçimi, çok katmanlı popülizm ve sosyal devletin kayırmacılıkta kullanılışı gibi ögeleri kapsayacak. Şimdi böyle bir düşünce güzergahında adımlar attıktan sonra konuşmayı orada bitiremem. Çünkü bir soru sorulacak. Ya şimdi ne yapmalı? Şimdi ne yapmalı sorusunun belki şöyle bir cevabı olabilir. Özellikle dün Çetin Altan'ı kaybettik. Çetin Altan'ın dün üstünde çok durulan bir sözü var. Nasıl bir toplum hayal ediyoruz? Ben de nasıl bir siyaset hayal ettiğimi bunun üstüne oturtarak konuşmamı tamamlayacağım. Mimarlar Odası'nın bu konuşması, yani benden istediği konuşmada şöyle bir noktaya gelerek yol almaya çalışacağım. Bu genel girişten sonra durumumuz nedir? O güzergahta birinci blok olarak ne durumumuz? Tabii durumumuzu anlatırsanız çok vakit alır. Ama telegrafik olarak söylersek, önce ekonomiden başlayabiliriz. Ekonomimiz büyüme ivmesini kaybetmiş durumda. Orta gelir tuzağı içinde bulunduğu üstünde bir oy birliği var. Artan işsizlik oranları ve toplumun büyük kesimi borçlanmış ve kredi kartı borçlarından senetlerin ödenmemesinden başlayarak bir çeşit illüzyon halinde bir refah hissi
yayılmak isteniyor. Eşitsiz ve gelir dağılımının dengesiz olduğu bir toplum var. Aslında bunları yan yana koyduğumuzda göreli olarak olumsuzluğun benim söylediğimden daha az bir sonuç verdiğini söyleyeceğim. Şöyle bir şey, aslında diğer konularda bulunduğumuz durum, ekonomide bulunduğumuz duruma göre daha kötü. Ekonomideki durum, şöyle bir durum var. Çünkü ekonominin siyasal iktidarın başıboş davranışını engelleyen mekanizmaları var. Ertesi gün döviz fiyatları değişiyor, borsa fiyatları değişiyor. Sistem bunun çok kötüleşmesine bir şekilde engelliyor. Ama bir çeşit iktidarın siyasi çılgınlıklarına kapalı kalmanın mekanizmalarına sahip. Onun için belirli bir noktada bulunuyoruz. Ama ikinci meselemiz Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili. İçine girdiği durum önemli bir kriz darboğaz içinde. Dış politikada romantik, Osmanlıcı hayallere dayandırılan hamlelerin ortaya çıkarttığı bir sonuçla karşı karşıyayız. Ve bunu onurlu yalnızlık diye adlandırıyoruz. Türkiye'nin Kürt sorununda çözüm sürecinde gelinen noktada Türkiye'nin uzun bir çatışmasızlık döneminden sonra girdiği bir sürekli bir kanama durumu var. Şeffaflığın olmadığı bir durumda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor ve biz bunu yorumlayacak bilgiye sahip değiliz tam. Hukuk devleti büyük ölçüde yok olmuş durumda. Yargıya toplum güvenmiyor. İş çevreleri güvenmiyor. Siyasetin yargı üstündeki etkileri her gün şahidi olduğumuz birçok olay yaratıyor. Tabii eğitim geleceğiyle ilgili bir alan. Dindar toplum yetiştireceğim iddiası altında ki böyle bir sözün söylenmiş olmasının anayasayı reddetmek olduğunun farkında olarak şunu söyleyebiliriz. Uluslararası sınavlarda Türk çocuklarının geldiği nokta bizim onlara gelecekte başarılı olması için gerekli hünerleri kazandıramadığımızı gösteriyor. Ve bu hünerler mesela matematik becerileri, fizik becerileri, doğa bilgilerine sahipliği, belki daha da önemlisi okuduğunu anlama becerisine sahip olmayan bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Bunları ben çok sayabilirim. Bu bir çeşit tadımlık bir liste. Bu listeden önemli olan konu Türkiye'nin sorunlarını çözemiyor ve sürekli olarak biriktiriyor olmasıyla ilgili. Bu böyle bir durum saptaması bize gizlenemeyecek bir başarısızlık ve Türkiye'nin her gün daha kötü yönetildiğinin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Mevcut iktidar ise bu durumla ilgili olarak kendisini sorumlu olarak görmüyor. Diyor ki eğer bir
olumsuzluk varsa bu olumsuzluğun sorumlusu ya dıştaki düşmanlar ve onların komploları, ya içteki muhalifler ya da kendisi, kendi iktidarları dışındaki kötü adamların sonuçları gibi nedenlerle açıklanmaya çalışılıyor. Siyasette başarı aslında dünyanın gidişine doğru teşhis koyabilmekten geçer. Dünyanın gidişini doğru okumaktan geçer. Aslında iktidar bunu okuyamıyor. Durum kötüye gitse ve bir felaketle sonuçlanmış olsa bile onu bu felaketten kurtaracak tek aktörün kendisi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve bunu bir muktedir inşa ederek gerçekleştirmeye çalışıyor. Böyle bir analiz, yaşanan krizler karşısında eğer kendisi sorumluluk almayan, sorumluluğu başkalarına atan ve tek kurtarıcı kendisini olarak görmek aslında bir diktatörlük sendromu olarak algılanabilir. Başka türlü böyle bir bilanço karşısında siyasetin takılacağı tavır başka tavırlar olabilir. Daha yaratıcı çözümler, yeni koalisyonlar vesaire aramak yerine bir kendi hakimiyeti ve çözümün tek kendi olduğunu ortaya koymak böyle bir sendromdur. Çünkü bir diktatör tarafından yönetilen bir toplumda diktatörün tercihleri yanlış olamaz. Çünkü toplumun tercihlerine özdeştir. Ve yanlış yapıldıysa da o yanlışın sorumlusu toplumdur. Böyle bir özdeşliğe inanılıyorsa kendisinin meşruiyetini halkın oyundan aldığını iddia etmesine rağmen, bunun meşruiyetin temeli halkın oyuna dayandırılmasına rağmen, eğer seçimlerde yeterli oy sağlayamazsa halkın oyunu beğenmeyecektir. Onun için yeni bir seçim yaparak halka yanlış kararını düzeltme fırsatı verilmelidir. Bu mantığın doğal sonucu böyle bir şeydir. İşte benim değerlendirmem, durumla ilgili değerlendirmem bu. Asıl felaket olan da bu değerlendirme karşısında üretilen açıklamalardır. Bu olumsuz değerlendirme olabilir. Ama eğer bunun karşısında bu tür yorumlar yapıyorsanız, işte felaket asıl o yorumların yapılmasındadır. Çözüm aranmıyor demektir. Şimdi şöyle bir noktaya geldik. Güzergahımızı hatırlarsak, bir durum değerlendirmesi yaptık. Şimdi AKP'nin iktidar anlayışının oturduğu meşruiyet temelinin tarihin gelişmesi içinde nerede durduğu için bir yorum yapmaya çalışacağım. Aslında Türkiye 150 yıldır mutlakiyet karşısında mutlak olanın gücünü sınırlama mücadelesi veriyor. Biz 150 yıllık bir mutlak olanı, mutlak gücü değişik düzeylerde demokrasiyle sınırlama mücadelesinin içinden gelen bir toplumuz. Şöyle bir soru sorulabilir.
150 yıl sonra niye biz bu noktaya geldik? Bence bunun Türkiye demokrasisinin siyasi yapısından gelen nedenleri var. Ama bu aynı zamanda 13 yıllık AKP iktidarıyla beraber güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş bir durum. Aslında bizim demokrasimizin temel sağlıksız meselesi şu. Siyasi kültürümüzün sığlığının altındaki temel mesele şu. Biz toplumun uzun erimli hedefleri için üzerinde anlaştığımız bir yapı yok. Ve herkes demokrasi oyununu oynayarak kendi gizil ajandasını gerçeğe kavuşturmak istiyor. Böyle bir yapı içinde de anayasa gelişemiyor. Şimdi Türkiye'nin anayasada yani siyasi aktörleri bir anayasası var. 82 anayasası, onun problemlerini bir tarafa, kavramsal olarak anayasa varlığını düşünelim. Ve eğer her aktör bu anayasadan farklı bir şeyin hedefin gizli hedefin gerçekleştirilmesi için çalışıyorsa, bu sistem anayasa yapma kapasitesini kaybetmiştir. Böyle bir sistem içinde anayasa yapılamaz. Nitekim 1982 anayasası sonrasında sivil siyasi süreçler işlemeye başladığından beri Türkiye bir demokratik anayasa oluşturamamıştır. Sivil siyaset askeri kötüleyerek yani bu vesayete karşı çıkarak gayet haklıdır. Tamam, kötülenmesi gerek midir? Ama kendisi bir anayasa yapma kapasitesi gösterememiştir. Bu görmezden gelinemez. Bu görmezden gelinemez. Halen Türkiye'nin toplumun benimsediği uzun vadeli erimli hedefleri üstünde uzlaştığı, nasıl bir toplum istediği üstünde uzlaştığı bir anayasası yoktur. Ve bu Türk siyaseti için bir yüz karasıdır. Böyle bir yüz karası içinde bir demokrasi talebi, samimi bir demokrasi talebinin olduğundan söz edemeyiz. Tabii demokrasinin ikinci temel, yani bu uzun erimli hedefi ve ona bağlı bir anayasal uzlaşmayı sağlayamamasının dışında demokrasimizin temel problemlerinden biri insanın onurlu yaşam hakkının sağlanması için bir demokrasi arayışından çok demokrasimiz iktidara gelmek için bir oyun, bir araç olarak görülmesiyle ilgilidir. Eğer bir demokrasi araç olarak görülüyorsa, onurlu yaşam hakkına, insanın varlığıyla doğrudan ilişkili bir nedensellik kazanamaz. Durumumuz budur. Ve bu araçlaştırılmış bir ele alış şimdiden ortaya çıkmıyor. 1946'lardan 50'lerden beri Türkiye'de siyaset kutuplaştırma ve ötekileştirme üstüne kuruluyor. Kutuplaştırma ve ötekileştirme üstüne kurulan bu siyaset sistemi kamplara ayırıyor
ve bu ayrılmış kampların yarattığı sadakat üstünden oy alarak iktidar olmasını sürdürüyor. Böyle bir toplum içinde güven üretilemiyor. Dünyada bütün güven araştırmalarında sondan ikinci ve tabii güven üretemeyen, sosyal sermaye üretemeyen bir toplumda demin yaptığımız saptamayı haklı gösteren bir şekilde sorunlarını çözemiyor. Ve siyaset yapma biçimimiz ve kutuplaşma, siyasetin dilini nefret suçu işleme eğilimi yüksek bir yapıya kavuşturuyor. Ve böyle bir siyaset içinde meclise giren dört parti birbiriyle konuşamaz hale geliyor. Bu demokrasi içinde demokrasinin şeffaflığını, bağımsız denetim kurumlarıyla denetlenme mekanizmalarını geliştiremiyor. Ve gelişmiş olanların da çalışması engelleniyor. Bu durumda sistem yolsuzluk iddialarından kurtulamıyor. Bağımsız kurumların varlığına tahammül edemiyor. Her şey siyasi iktidarın egemenliği altına sokulmak isteniyor. Eğer her şey siyasi egemenlik altına sokulacaksa demokrasiyle, ben niye demokrasi isteyeyim? Demokrasinin varlık nedeni o, işte onun olmamasıdır. İktidar ve iktidarın meşruiyetine bakış noktası çok kısa bir tarihsel özet yapmaya çalışacağım. Gücün tek elde toplanması temel sorunumuz bu. Ve bugün gücü tek elinde toplamak isteyenlerle, isteyenle yahut ona razı olanlarla diğerleri arasında bir çatışma yaşıyor Türkiye. O zaman gücün tek elde toplanması ne anlama geliyor? Bunun üstünde düşünmemiz lazım. Devlet gücünün bir odaktan kullanılması ve bunun meşruluğuna inanılması halinde bir tek koşul var. Bu bugün bence geçerli değil, onu söyleyeceğim. Halkın rızasının varlığı demektir. Ve hangi tür, tarihin hangi döneminde insanların hangi tür gücün kullanılmasını meşru gördüğü sabit bir şey değildir. Zaman içinde gelişen ve gelişme çizgisi demokratikleşme doğrultusunda olan bir gelişme çizgisidir. Bu meşruiyetin ilk dönemlerinde, tarihin eski dönemlerinde bu meşruiyet ilahi ve dinsel bir temele oturtulmuştur. Doğa bir çeşit doğa üstü güçler, mitolojiler, dinsel açıklamalarla iktidar bir gruba, belirli bir kişiye verilmiştir. Ama bu zaman içinde meşruiyetini ilahiden alan iktidar, zaman içinde kralların doğmasıyla, papalık krallık arasındaki çekişmelerle bir ara ikili olarak yürümüş. Ama daha sonra krallığın yahut devletin, kral devletinin hakim olmasıyla monarkın elinde bir güç toplanmış ve kısmen de dinle ilişkilendirerek, Tanrı'nın gölgesi falan diyerek de bu
gücün tek elde kılınma, toplanması meşru kılınmıştır. Böyle bir dönemde her yönetim mutlaktır. Yanılmaz. Önemli olan hükümetin kurulması ve birinin karar vermesidir. O kararın nasıl olduğu da önemli değildir. Ama 1848 sonrasında kamu hukuku pozitifleştiğinde monarşik meşruiyetin yerine azaz azar demokratik meşruiyet ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ulus devletler beraberinde gelen iktidarın tercihi tepeden verilene değil halkın desteğine bağlanmıştır. Aslında eskiden iktidar bizi aşanı temsil ederken şimdi sadece bizim isteklerimizin temsilcisi olmuştur. Bu dönemde meşruiyetin iki koşulu vardır. Serbest seçim ve halkın siyasete girişinin önünün açık olması. Bu geçişle birlikte egemenin mutlak egemenliği yok olmaya başlamış ve bu egemenliği sınırlayacak mesela Locke gibi yazarlarla bireylerin haklarıyla bu egemenlik sınırlanmaya başlanmıştır. Bu dönemde, şimdi bakın burada bir tarihsel, çok kaba olarak yapıyorum, zaman sınırlı ama bakın nasıl aşama aşama nereden meşruiyet, iktidar meşruiyeti nereden nereye doğru geliyor. O dönemde yani demokratikleşmenin de sürdüğü ve insan haklarıyla da sınırlanmaya başladığı dönemde yönetim teorileri hiyerarşik bir yönetimi rasyonel olarak bize sunuyordu. Emir komuta zinciri diye bir şey vardı. Böyle bir anlayış içinde böyle bir meşruiyet anlayışı ve böyle bir yönetim anlayışı bir araya gelince bu ikisinin arasından bir diktatör üretebiliyordunuz. Bunun içinden bir diktatörün üretilmesi mümkündü. Bizim deneyimiz de buna ışık tutuyor bir anlamda. Ama 1980'ler sonrası dünyasında artık yeni bir yönetim anlayışı hakim. Yönetişim, hiyerarşik ilişkiler değil, yatay ilişkilerin hakim olduğu bir yönetim anlayışı. Ulus devletler dünyasından da küresel bir dünyaya geçmeye başladığımızda modernist bir zihin yapısından postmodernist bir zihin yapısına geçmeye başladığımızda artık araçsal rasyonelliğin yerini de iletişimsel rasyonellik almaya başlamıştır. Ve management kuramları emir komuta zinciri içinde değil, toplam kalite diye yatay ilişkiler içinde gelişmeye başlamıştır. Ve yönetimin yerini yönetişim almaya başlamıştır. Yatay ilişkileri içinde daha dinamik, daha demokratik bir rasyonalite arayışı olmaya başlamıştır. Ama işte böyle bir noktaya geldiğimizde diktatörlük üretemezsiniz. Diktatörlüğün üretilmesinin önü de tıkanmıştır. Aslında yatay ilişkiler tabii rasyonelite yatay ilişkilerle ilişkilendirilince geldiğimiz nokta bir vatandaş olarak, yurttaş olarak bizim demokratik rejiminden beklediğimiz nokta değişiyor. Şimdi konuşmamın başında izleyeceğimiz yolu
sıralarken sonunda bir hayal ettiğim demokrasi demiştim. O hayal ettiğim demokrasi işte bu gelinen meşruiyet üstüne kurulacak. Aslında artık insanların küreselleşen dünyada yönetimden bekledikleri farklı bir şey ve devlet yalnız kimlikler, yalnız ihtiyaçların karşılanması, hizmetlerin karşılanmasını değil, onun ötesini istiyoruz. Ve bunun ipuçları çıkmaya başlıyor. New York'ta Wall Street'teki direniş, Tahrir Meydanı, Taksim gezisi. Bu direnişler bize insan onuruna saygılı bir yönetimden ne anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyor. Yeni siyaset için yol gösteriyor ve bir çeşit bunun içinden yeni siyaset uç veriyor. Uç metaforunu kullanıyorum. Uç metaforu büyümeye açık, kırıldığında yerinden yenisi süren bir uç. Bugünlerde bir kitap gördüm. Yahya Madra toplamış, Metis'ten çıkmış. Türkiye'de yeni iktidar, yeni direniş diyor. Burada farklı kimlikler, burada Susan Buck Morse diye bir hanım şöyle bir şey getiriyor. Ulus devletlerin küreselleşmesiyle yeni aktör dünyada artık yurttaş da değildir diyor, daha ötesidir. Ve küresel kalabalıkları temel aktör olarak görmeye başlıyor. Ama bu küresel kalabalık ta 19. yüzyılın Gustave Le Bon'u gibi kendi üzerinde düşünce yeteneğini kaybetmiş bir kalabalık yığını değil. Bu kalabalık internette bir örgütlenme yöntemini taktiksel olarak kullanarak bir yeni bir arada, farklıların bir arada bulunmasının mekanizmalarını ortaya çıkartıyor. Burada bu yeni oluşumda farklı kimlikler birbirleriyle karşılaşıyor, yan yana duruyor, kendine benzemeyenlerle dayanışmanın yolunu geliştiriyor. Şimdi artık bu ne demek? Kimlik siyasetinin de aşılması demek. Dünya böyle bir gelişme içinde. Bu noktaya vardık mı, varmadık mı, ne zaman varırız bilmiyorum. Ama bugün bize demokrasi olarak, dünya buradayken bize demokrasi olarak şu sunuluyor. Çoğunun oyunu aldım. Ve bir siyasi önder olarak her istediğimi yaparım. Bu demokratiktir. Bakın bu durum çoğunluk sultası bile değildir. Kendi tercihim, bir kere oy aldım mı 5 yıl toplumun tercihine eşittir demek. Aslında demokrasinin varlığı salt hükümetin yahut hükümetin desteklediği bir kişinin seçimle gelmiş olmasına dayandırılıyor. Ve demokrat olmak için bu yeterli. Halbuki günümüzün demokrasisinin koşulu bu değildir. Seçimle gelmiş olmak bir koşuldur. Ama bir ikinci koşul var. O koşulu görmezlikten gelemezsiniz. O koşul her kararın
müzakere edilerek demokratik verilmesi koşuludur. Bir rejimde bir karar bile demokratik olarak verilmiyorsa o rejim demokratik değildir. Bu aynen bilim dünyasında falsification diye bir hipotez vardır. O hipotez şunu der. Bir yasa bir tane aykırı örnek gösterdiğin zaman çöker. Demokratik rejimde bir tane, bir tek, yüz binlerce, milyonlarca şey içinde bir tek demokratik olmayan karar onun isminin demokrasi olmaktan çıkartır. Aslında eğer böyle bir varsayımı bugün demokrasi olarak kabul edersek, seçimin anlamı neye gelir? Önümüzdeki dönemde kimin diktatörce karar vereceğini belirlemeye indirgenmiş olur. Onun için bu ikinci koşul görmezlikten gerilemez. Şimdi demek ki temel mesele iktidar anlayışımızla ilgili. Ama biraz da mevcut iktidarın şey yaptığını, nasıl bir siyaset yaptığını, siyaset stilini, biçimini, bunun postmodernist yapısını aşmak istiyorum. Aslında denilebilir ki mevcut iktidar duygudaşlık anlayışından başlayarak bir oldukça genel bir ötekileştirmeye dönüşen bir siyasi bir pratik izlemektedir. Bu aslında şöyle de özetlenebilir. Postmodernist dünyada güç estetize edilebilen bir şeydir ve bu mevcut iktidarın uygulamaları içinde güç estetizasyonuna dayanan bir muktedir yaratılmaktadır. Ama bu belirli bir illüzyon üstüne, bir algı operasyonu üstüne yaratılmaktadır. Bu illüzyonda iktidarın İslam'la kurduğu ilişki özel bir yer tutuyor. Duygudaşlık yaratmak da elverişli bir ortam. Demokrasiye araçsal olarak yaklaşan bir siyasi organ, örgüt, İslam'a da araçsal olarak yaklaşıyor. Nasıl demokraside problemi varsa, İslam'da da problemi var. Aslında belki ilk yıllarda bu çok fark edilmedi. Geçen gün ben işte kitapçıları dolaşırken bir kitap buldum. Levent Gültekin yazmış. Televizyonlara da çıkıyor biliyorsunuz. Şatafatlı mağlubiyet diyor. Altında da şey var. İslamcıların iktidarla imtihanı. Kitabın girişinde Amin Maluf'tan bir özlü ifade almış. Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyacı kalmamış gibi davranıyorlar diyor. Bu aslında çok ilginç bir şey. Yani aslında bakın şöyle bir şey demiş oluyor. Din artık bugünün ahlak ihtiyacının yerine geçemez diyor. Bu çok önemli bir fark. Aslında Levent Gültekin, ben kişisel olarak tanımıyorum ama herkes tanıyor sanıyorum. İslam değerleriyle yetişmiş biri. Samimi olarak İslam'a inandığını sanıyorum. Ve çok eleştirel bir dille olup biteni eleştiriyor. Özellikle durduğu ikilem, bir saygın İslam var
Ama İslamcılık olunca bu saygınlığını kaybediyor. Temel tema bu. Birkaç cümle okuyacağım neler söyledi. İslamcılık toplumu manevi değerleriyle değil, maddi çıkarlarla ayartmaya çalışmaktan başka ne yaptı diye soruyor. İslamcılığın dini öne sürerek topladığı paraların kötüye kullanılmasına ilişkin örnekler veriyor. İslamcılığın muhalefette savunduğu insan hakları ve eşitliğe iktidarken yer tanımadığını anlatıyor. Ve böyle bir sürü örnek var. Sonunda bir yerde diyor ki, insanlara dini değerleri içselleştirmeyi değil, kıyafet, hal ve hareketlerinde görünür kılmayı tercih ettiler diyor ve insanlığa bir değer katmadılar diyor. İslam'a inanmış bir kişinin içten duyarak söylediği bu sözler, tabii o bir kişi değildir. O grup içinde çok sayıda var. Mesela Ali Bulaç diyor ki, iktidarla imtihanda çaktı diyor. Ertuğrul Özkök geçen gün bir şeyinde, yazısında, Burhan Özfatura'nın Bülent Arınç'a yazdığı bir mektupta bunu diyor ki, camilerin sayısı arttı diyor. 5 vakit namaza gidenlerin sayısı rakam veriyor. Şuradan şuraya düştü diyor. Diyor böyle bir şeyler. Ama bunların dışında tabii daha renkli ve daha belki tutarlı bir grup, Antikapitalist İslam diye bir grubum var. Gezi'ye katılıyor. Ve İslam'ın içeriğini kim belirleyecek diye bir soru ortaya çıkıyor. Bunların aslında şöyle bir noktaya geliyoruz. İslamcıların, yani İslam'a inananların İslamcıları eleştirisinde dikkat ederseniz bir ahlaki eleştiri var. Ama bu bozuldu denilen İslam inananları başka türlü okuyabilir miyiz? Bence şöyle de okunabilir. Modernizmin yenilmezliği diye de okunabilir. Onun zaferi olarak diye de okunabilir. Aslında bu bakımdan okursanız, antikapitalist Müslümanların kendi içinde ne kadar daha tutarlı bir noktadan eleştiri yaptıklarını görürüz. Ama bu bizi şöyle bir noktaya getiriyor. Nokta şu: aslında biz sekülerizmi, laikliği şimdiye kadar toplumda bir çeşit öncü aydınların hediyesi olarak almışız. Biraz da kolaycılıkla askerin güvencesine dayanmışız. Ama galiba Türkiye sekülerizmin erdemlerine yeni yeni vakıf olacak. Biz bunu öğrenmeye başlıyoruz. Ama biz, İslamcılar da bunu öğreniyor. İslam da, İslam'a gönül verenler de bunu öğreniyor. İşte bu daha derinden bir öğrenme olarak görülebilir. Şimdi AKP'nin bakayım, az bir sayfam kaldı. Bir saatte bir toparlayacağım sanıyorum. Bir saatte toparlayacağım. AKP'nin duygudaşlık stratejisinde kullandığı ikinci öge tarihi kullanması olmuştur. Tarihi hamaset oluşturma için kullanmakta ve toplumda bu hamaset altında şiddete de bir meşruiyet kazandırmaktadır.
yüceltilen tarihler hep başarısı altın çağa geçmişte olan tarihlerdir. Ve restorasyon yapmak istemektedirler. Bir hükümet ki geleceğe dönük bir program değil, restorasyon programı önermektedir. Tarihin geçmiş günümüz gelecek köprüsünü kurmak yerine geçmişin modelini gözümüze sokmak gibi bir işlevini görmektedir. Bu tabii tabii mimarlar bunu tabii çok iyi yaşıyorlar şey olarak. Ama burada ilginç bir tarih kullanılması, tarihin bir algı operasyonu ve modernleşmenin karşısında bir öge olarak kullanılmasıyla karşı karşıyayız. Tabii bu çok katmanlı bir algı operasyonunda bir çok katmanlı popülizm uygulanıyor, yandaş kayırmacılığı, sosyal yardımın bir hak olmaktan çıkıp yandaşlara yardıma dönüşme niteliği kazanması, İmar haklarının popülizm için kullanılması, aydınlara karşı küçümseyici pozisyonlar alınması vesaire, çok sayıda, çok katmanlı bir popülizm var. Ve bu AKP'nin siyaset yapma biçiminde ön planda olan bir mesele, dil savaşlarını kazanmak. Ve toplumda dil savaşlarıyla siyaset yürür. Ve bunları kazanmak için tabii bir taraftan basın, görsel ve yazılı basın üstünde baskılar vesaire vardır. Ve sosyal medyanın kullanılma biçimleri vardır. Bunun için örgütlenme biçimleri vardır. Ama bir çok önemli bir öge geldi. Bu da yalanla yaşatmak. Toplum aslında yalanla yaşatılmaktadır. Tarihin kullanılma biçimi ve siyasetin yapma biçimi de böyledir. Şimdi böyle bir şeyde karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Son noktama geldim. Böyle bir siyasal ortam içinde ne yapmalıyız? Nasıl bir şey yapmalıyız? Aslında bunu eğer biz şöyle davranırsak yanlış davranırız. Siyasetçiler bunun nasıl olmasını gerektiğini bize bildirmelidir diye davranırsak yanlış davranırız. Onların bildirmesiyle bu çözülmez. Bizim istememiz ve bizim hayalimizle çözülür. Toplumda bizim nasıl bir demokrasi, nasıl bir siyasal kültür istediğimizi geliştirmemiz gerekir. Biz ne istediğimizi bilmezsek demokrasi olarak, nasıl bir yönetim istediğimizi bilmezsek, biz kolayca satın alınırız. Bizim hayalimiz varsa hiçbir siyasi parti anayasa üstünde uzlaşmazlık yapamaz. Demek ki temel sorunu siyasetçilerde değil, kendimizde aramamız lazım. Bizim demokrasi isteğimizi doğru dürüst temellendirmemiz lazım. Biz nasıl bir demokrasi ve bu demokrasiyi işletecek siyasetçilerde nasıl bir ahlak istiyoruz? Tabii burada Çetin Altan'ın hayal ettiği ülkede yaşamak kavramını hayal ettiği siyasette yaşamaya çevirerek onu da saygıyla anmış oluyorum. Halkın demokrasi talebinin
Önce artık demin tarihsel olarak bir gelişimini anlattığım siyaset, güç ve onların meşruiyeti içinde artık kimlikçilikliğin kalıplarını aşan evrensel değerlere dönük bir siyaset yapma. Küçük grup siyasetleriyle küresel bir dünyada var olunamaz. Ve aynı şekilde çıkar ilişkisi üstüne kurulan bir siyaset pratiği de artık aşılmıştır. İnsanın yaratıcılığının ve insanın yaratıcılığı, yani insanın için kendisinin içinde bulunduğu, insanın yaratıcılığının ve mutluluğunun gelişmesine ilişkin öyküleri ürettiği bir siyaset yapma. Şimdi bu siyaset yapma biçiminde siyasetçinin doyumu, başlattığı dinamik, bu tür bir dinamikteki başarıdan geçer. Bu dinamik, dinamiği harekete geçirdiyse ve o hareketin bir parçasıysa, mutluluk oradan gelir. Tabii böyle bir toplum aktif yurttaşları içerir. Pasif yurttaşlarla böyle bir toplum kurulamaz. Kamusal özne olma yolu açık olmalıdır. Mesela kamusal özne yolu, Cihangir'de merdivenleri boyayan kişi, o bir kamusal özne olmuştur. Farklılıklara izin veren, kimlikleri tanıyan ama kimlikleri aşan. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kapalı kimlik politikasıyla açık kimlik politikası, demin kimlikleri söylediğimde açmadım, onu biraz açayım. Şimdi kimlik, tabii insanların kimliğinin tanınması gerekir. Ve insanların kimliğinin onları gettolaştırarak, geçmişlerine kapatarak, çağ dışına iterek olmaz. Etkileşim içinde, topluma açık kalarak, gettolaşmaya karşı çıkarak ve toplumun diğer kesimleriyle etkileşerek kendi kimliğini yeniden üreterek olur. Bu böyle bir aktif yurttaş ve insanların kendi projelerini gerçekleştirmesine açık kalan bir demokrasi. Tabii hukuk devleti koşulunu yerine getirmek, yasalar ve bağımsız yargı, yurttaşların temel haklarının güvence altına alınması ve yurttaşların yöneticilerin keyfi uygulamalarından korunmaları gerekir. Aslında başka bir şey daha gerekiyor. Şeyin garantisi, siyasetçinin her konuya karışamayacağının garantisi gerekir. Niye her şey karışıyor ki? Niye mimarlık stiline karışıyor bir siyasetçi? Toplumun kendi işleyişi içinde çıkacak bir sonuca niye razı olmuyor? Bir demokratik, yeni bir demokrasi hareketi insanların kendi oluşumlarının önünün açılmasını istemek. Tabii eğer yerel demokrasi güçlü değilse demokrasi açığı yüksektir. Merkezden demokrasi olmaz. Yerelden olur. Siyasette tabii yeni böyle bir siyasette yer alacak siyasetçiden beklenen değerler vardır. Eğer bu değerlere sahip değilse, bunun içinde yer alıyorsa
doğru söylemiyor demektir. Şimdi siyasal kültür insana salt insan olduğu için saygı duyacak siyasetçilerle yapılır. Allah'ın yarattığı için değil, salt insan olduğu için saygı duyan. Katılımcı demokrasi pratiklerine açık kalan, şeffaf olmak ve hesap verebilirliği değer kabul eden, yalan söylemeyeceği, gizil gündemleri olmayacağı ve insanları yalanla yaşatmayacağına söz veren, ötekileştirici değil, kucaklayıcı bir dil kullanan, tüm dışlayıcı ve kayırmacı pratikler karşısında vaziyet alan, kendi doğrusu ve iyisini dayatmayan, karşılıklı öğrenme süreçleri içinde doğrusu ve iyisini yeniden tanımlayabilen, güce tapınma ve monolitik güç oluşturma karşısında vaziyet alan, insanların kutsallarına saygı duyan ama kutsallarını araçsallaştırmayan, siyaseti bir yere gelmek için değil, demin sözünü ettiğim, açtığım noktada, toplumda oluşmasına katıldığı iç dinamikleri harekete geçirmenin yarattığı heyecanı bölüşmek için siyaset yapmaya söz vermelidir. Aslında toplumumuza baksak, bu değerlere karşı mı kimse? Buna karşı olduğunu söylemek çok zor. Ve bence de iyimser olmak için nedenler var. Bu olabilir bir şey. Olabilir olanı oldurmak için de çalışmamız lazım. Teşekkür ederim. Çok güzel konuştun, mükemmel konuştun. Tebrik ederim. Öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel sunuşunuz için. Sorusu olan arkadaşlar varsa, evet, Afyon'dan başlıyorum. Ben şimdi bir konuşmanızda benim açıklanmasını talep ettiğim bir alan var. Siz demokrasiye ulaşan çizgiye daha çok Batı dünyasının üzerinden giderek, onun tarihsel çizgisi üzerinden giderek anlattınız. Oysa biz aşağı yukarı çok uzun yıllar, hani 17. yüzyıla, 18. yüzyıla kadar bu dünyaya kapalı olan bir dünyanın insanlarıyız. Bizde bir Descartes'in ortaya çıkması, ki çıkmadı ama hani ona benzer konuşmalar, yazılar yazanların ortaya çıkması aşağı yukarı 200 yıl sonra, 19. yüzyılın ikinci yarısında en fazla, en iyimser düşünceyle. Şimdi bu 200-250 yıllık açığın bizim toplumumuzda yarattığı bir bilmemezlik, bir yaşamamışlık olayı var. Yani bir açıklık var, bir uçurum var adeta. Bu düşünsel bir açıklık olarak doldurulması zor. Bu bir, yani düşüncemi ifade ediyorum. İki, bizde biliyorsunuz askeri vesayet vardı tabii başta. Çok doğaldı böyle bir şey. Çünkü bizim bilimsel olarak ilk okullarımız askeri okullardı. Dolayısıyla toplum içinde bilimsel düşünceye en yatkın kesim yerleştirilmesi ordu çevresinde başladı ve sivillerde olması mülkiye 100 yıl sonra açıldı.
Yani bir de böyle bir açığımız var. Ben bunlara da değinmenizi rica edebilir miyim? Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey, bugünkü iktidarda olanlar hepsi 2. Abdülhamid'e hayranlık beslediklerini ifade ediyorlar. Ben o dönemi incelemiş bir kişi olarak onların Abdülhamid'i katiyen tanımadıklarını biliyorum. Hiç kendi uydurdukları bir kişilikle ona yaklaşıyorlar. Veya Abdülhamid'in siyaseten yaptığı bazı şeyleri, nasıl diyeyim, referansları onun kişiliğine mal ederek ortaya koymak istiyorlar. Bir tane örnek vereyim. Abdülhamid mesela Batı müziğine çok meraklıydı. Batı edebiyatına çok meraklıydı. Bunların hangisi bir konseri dinliyor, hangisi bir operaya gidiyor? Abdülhamid, ben dönemi şey yaptığım zaman, incelediğim zaman Yıldız Sarayı'ndaki sarayında bir opera salonu yaptırdı ve orada bir İtalyan vardı. İtalyan anılarında Abdülhamid'in kendisinden en olmadık operaları en kısa zamanda sahneye çıkarmasının şeylerini talep ettiğini, padişah olduğu için de bu talebi yerine getirmek üzere neler çektiğini anlatıyor uzun uzun. Yani adam Wagner operasını dinliyor, istiyor. Siz duydunuz mu öyle bir şey? Ben biliyorum onları. Hayır, bizimkilerden. Kimler? Dincilerden duymadım. Evet. Tek adamımızdan duydunuz mu öyle bir şey? Neyden? Tek adamımız. Ha, tek adamımızı çok o kadar yakın tanımıyorum. Yok. Hayır, kamu alanında söylemedi de. Talep etti mi? Bir gün devlet operasına gitti mi? Hiç gitmedi. Gitmedi. 13 yıldır gitmedi bir konsere. Sonra da kalkıp Abdülhamid'e benzemeye çalışıyor. Evet. Sayın hocam. Yani daha da var ama. Tabii. Tabii. Tamam. Başlayabilir miyim? Ha, bence hayır, bir iki tane alayım da hepsini şey yapayım. Tabii. Çok tabii. Şey olur. Çok uzar. Benim iki tane sualim var. Bunun bir tanesi, belki başta söylediniz, zaman yetersizliğinden dolayı ikinci bölümü konuşmanızın, yani bize ilişkin, yani bizzat ilişkin ya da bu grubun temsil ettiği sosyal kesimlere ilişkin önerileriniz eksik kaldı. Ben o konuda bir soru sormak istiyorum. Ve örnek vereceğim. Yani bir 12 Eylül'den sonra artık 12 Eylül'le birlikte biz de hani Batı uygarlığının hemen hemen bütün aşamalarını öğrenmiş bir kuşaklardık. Yani 12 Eylül'e gelinceye kadar çok ciddi sosyal bilimcilerimiz uluslararası planda yetişmiş durumdaydı. 12 Eylül rejimi 3 tane yasa çıkardı. Bunlardan bir tanesi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası, 2960 Boğazlar Yasası, bir de yerel yönetimler özellik şartını imzaladı Avrupa Birliği süreci içinde. Bu yereller özellik şartı hep savunuldu. Yani Türkiye'deki sosyal bilimciler ve mimarlarısı gibi platformlar. Fakat 2003 yılında AKP o zaman iktidara geldi ve Abdullah Gül galiba Cumhurbaşkanı'ydı, bir yerel yönetim reformu önerdi. Ve o öneriye karşı, yani kısa formülü şerhin kaldırılmasıydı. Ama orada bir başka daha geniş kapsamlı ulusal yasalara da dönük bir döner. Buna esas olarak demokrasi cephesi ve bir, yani bizim içinde olduğumuz camiaların tamamı ve sosyal bilimcilerin de önemli bir bölümü bu yasayı desteklemediler ve karşı çıktılar. Hatta federasyon olacak ülke, bölünecek, başlanacak diye karşı çıkıldı. Bu da bize ait acaba bir problem değil miydi? Tabii belirttiniz, yani özellikle bu olay, yani nitekim biz 12 Eylül'ün yerel 2863 sayısını çok güzel kullandık. Yani bir mimarlarısı olarak onu duyuyoruz. İkinci soru tabii, bir tane yani değiştirmek, karşı siyasetler birbirini üretiyor dediniz. Yani o şu demektir ki Türkiye'de de bu böyle. Yani değiştirmek aynı zamanda değişmek değil midir? Anlayamadım. Değiştirmek,
Yani karşıtını, diyelim, tamam. Sağ diyelim, sağ cenahın kültürünü, politikasını bunu değiştirmek aynı zamanda kendimizi değiştirmek değil midir? Yani değiştirerek ancak değiştirebileceğimizi, değişerek değiştirebileceğimizi açmak gerekiyor. Bu ne demektir? Üçüncüsü çok somut. Demokrasi mücadelesinde çok önemli başı çekmiş mimarlarısı var. Yani ve odalar var. Şimdi burada ilginç bu sizin uzmanlık alanınıza geliyor. Bütün bu yani TMMOB, barolar, tayyip odaları ve esas sanatkarlar dahil. Şimdi biz mesela kendi odamızda demokrasiyi geliştirme konusunda çok ciddi deneyler yaptık merkezleşmeyi aşmak için. Ama bir olay var. Bizim bir yönetmeliğimiz var ve bir seçim prosedürümüz var. Biz seçimlerde %49 baraj uyguluyoruz. Yani İstanbul Şubesi, baronun da böyle, hepsi böyle. Bir seçimlere birileri yakıştılar geliyor. İki en az. Ya da daha fazla. Ama seçilen kanat %30, %40 alıyor. Öteki tarafta yani katılanlar arasında %30, %40, yani sonunda %49 alan, %51 alanı baraj temsil edilmiyor yani. Temsiliyeti ortadan kesik kesiyor. Şimdi biz kendi örgütümüzün içinde değiştirmek istediğimiz tarafla bir ilişki kurmamızdır bizim. Bunların temsil edilmesi. Yani biz onları, sağ mimarlar var, faşistler var, bilmem ülkücüler var ya da zaman zaman sosyal demokratları da karşımıza aldık büyük çok seçimlerde. Şimdi dolayısıyla bu değiştirme bir ilişkidir. Bu ilişkinin kurulması da demokratik zeminlerde olmalıdır. Ama Türkiye'deki siyasetin çok canlı alanlarından bir tanesi meslek örgütleri. Yani bunlar odalar birliğine dahil falan. Onların kendisinde bir kere yapabilecekleri bir usul, en basit usul temsiliyeti yaygınlaştırmaktır. Bu yaygınlaştırma girişimleri en çok mimarlarsa yapılmıştır ama son aşamada mümkün olmamıştır. Yani karşı tarafın da şube seçimlerinde ama. Yani delege edilmesi merkez genel kurullarında. Tamam. Hem onları değiştirmek için hem de kendimizi değiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilebilir mi? Somutlamak lazım. Yani kendimize ilişkin bazı problemlerin olduğunu belirtiriz. Zaman yetersizliğinden bahsettiğiniz için aşını veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, başka oralarda, arkalarda var. Şu bu şeyi getiriyorlar. Hocam saygılarımı sunarım. Ben şu noktaya bir dikkat çekmek istiyorum. 80'li yıllara kadar özellikle modernist yaklaşımların ürünü biçiminde gelişen ulus devlet kavramının kapitalizmin ataklarına cevap verecek örgütlenme modellerini oluşturduğunu biliyoruz. 80'li yıllardan sonra ise birey hak ve özgürlüklerinin daha öncelikli olduğunu savunan postmodernist yaklaşımlarla artık kapitalizmin ataklarına karşı mücadele eden kesimlerin mücadele tarzlarında da önemli değişiklikler yapması gereğinin de ortaya çıktığını da biliyoruz. Şimdi ben sizin konuşmanızdan örneğin modernizmin etkisi altındaki ulus devletler çağı diyeceğimiz çağda örneğin bir sınıf faktörüne yaklaşımla bugünkü sınıf faktörüne yaklaşım arasındaki farkı ortaya koymanızı beklerdim. İkincisi şu nokta çok önemli. Modernist anlayış çerçevesi içerisindeki ulus devletler mücadelesi çerçevesinde verilen mücadelelerin sınırları belliydi. Sonuçta sendikal mücadele vardı. Sonuçta emeğin örgütlenmiş mücadelesi öndeydi. Oysa postmodernist dönemde böyle bir örgütlenmeye rastlayamıyoruz. Evet. Birey hak ve özgürlüklerinin öne çıkartıldığı bir karşı duruş öneriliyor bizlere. Sizce bu yeterli bir çözüm müdür?
ya da çözüm ne olabilir? Peki, isterseniz bu kadarını bir cevaplayayım, sonra gelir. Peki. Ya aslında bütün bu demokrasi süreci içinde AKP'nin yaşadığı bu iktidar dönemi ile yaşanan inşaat süreci ve üçüncü köprü gibi, havaalanı gibi ya da bütün kentteki mekanlara uygulanan süreçle demokrasi arasında da bir ilişki kurmanızı rica ederiz. Teşekkür ederim. Peki. Evet, şimdi benim yaptığım konuşma, yani birçok soru geldi. Benim yaptığım konuşma çok genel bir konuşma. Onun için çok ayrıntılara böyle kanca atmaya, ona bağlanmaya her noktasında müsait değil. Ama bazı şeyler var. Mesela Afife arkadaşım tabii kendi alanında yakından bildiği tarihi noktadan gelerek söyledi. Şöyle bir konu var. Tabii Abdülhamid'in Türk modernleşmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şeyi kendisinin kişisel olarak müzik merakının ötesinde daha temel yapısal bir modernleşmeci atılımı var. O atılımı da Tanzimat'ın eğitim sistemine getirdiği İstanbul'un içinde sınırlı kalmıştır. Abdülhamid bütün Anadolu'ya ve şeye şimdi Arap dünyası vesaire her tarafa modernleşmenin yaygınlaşmayı. Yani temelde Abdülhamid bir modernleşmecidir. Şey olarak. Ama İslamcılığı bir siyasi taktik olarak kullanmıştır. Yani benim kanımca öyle. Ama tabii tarih böyle tuzu kuru olarak yazılmıyor. Her tarih yazan özellikle siyasi amaçları olanlar onları o amaçlara göre yeniden formüle ediyorlar. Abdülhamid'den bir tabii Cumhuriyet'in tarih yazıcılarının da Abdülhamid yani Cumhuriyet'i Osmanlı'dan ayırmak için o Abdülhamid üstünden bir mücadele sürdürmesi ve özellikle Abdülhamid'in de denetimi sağlamak için kurduğu o haberleşme ağı vesaire üstünden bir imaj oluşturulmuş. Ama böyle yüz küsur sene gidip net olarak baktığınız zaman Abdülhamid'in Osmanlı modernleşmesine önemli katkısı olduğunu söylemek çok şey olmayacak bir şey değildir. Artık herkes bunu kabul etmiş durumdadır. Şimdi Afife'nin getirdiği meselede de şöyle bir konu var. Bu yalnız da bir Afife değil, daha önce rahmetli Erdal İnönü'nde bir 350 yıldan bahsetmişti. Şimdi bu evet böyle bir şey var. Ne yapacağız? 350 yıl beklemeyeceğiz. Onun için bir iş yapacağız. Şimdi biz o Erdal Bey'in 350 yılı üstüne bir toplantı yapılmıştı Bilimler Akademisi'nde. Bir de bir iş adamı, inovasyonla falan uğraşan bir iş adamı geldi dedi ki bize, o kadar merak etmeyin dedi, 350 yıl kalmadı dedi, olsa olsa 10 yıl falan fark var dedi. Teknoloji bakımından şey olarak bu şey yaklaşmış durumda. Şimdi bizim bakımımızdan şöyle bir konu var. Bizim başarısızlıklarımızın tarihsel nedenlerini kurabilirim. Ama çok işime yaramaz. Benim neyi başarı olarak kabul ettiğimin konulması önemli. Yani onun için konuşmanın sonunda neyi başarı olarak gördüğümü söyledim. Çünkü yapılanları
eleştirebilmem için geçmişteki gerekçeler değil, geleceğe dönük olan eksiklikler temel nokta olmalıdır diye düşünüyorum. Tabii bunu söylemek kolay, yapmak o kadar kolay diye. Tabii. Şimdi tabii Yücel arkadaşımın dedikleri daha da ayrıntıda, işte oda düzeyine yahut yerel yönetim düzeyine falan inince iş tabii benim konuşmamla eklenmesi daha zorlaşıyor. Ama yani buradaki bence yerel yönetimin özellik meselesi. Mikrofondan biraz daha mikrofona yaklaşın. Yerel yönetimlerin özellik meselesi aslında Türkiye bu işi dolayısıyla, şimdi buradaki Kürt problemi ve çözüm süreci üstünde olan kutuplaşmalar dolayısıyla çok soğukkanlı olarak düşünmüyor. Halbuki bunun soğukkanlı olarak düşünüldüğü zaman öyle çok abartılacak falan bir şey olmadığı ve yani Türkiye'nin bugünkü, ben tabii burada Selahattin de var, o beni çok iyi biliyor. Ben biraz yerel yönetimlerden yana olduğum için söylediklerimin böyle bir yana olduğunu da düşünerek, şimdi ben ne kadar merkezileştiyse işin o kadar hata yapmaya müsait olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki bir tane diktatörümüz var ve diktatörümüz her şeyi karar veriyor. Biz de alttan gürül gürül yapıyoruz onun ne istediğini. Nereye gideriz? Onun düşüncesinin sığlığına mahkum oluruz ve o bir yanlış yaptığı zaman hep bütün sistem yanlış yapar. Halbuki yerel yönetimler varsa ve çeşitli şeyler, aynı konuda birçok şey üretiliyorsa, bu üretilen şeyler bana yeni ilhamlar açar, birinin hatasını çok büyük olarak her şeyi mahvetmez, orada lokal olarak kalır. Ama öbür taraftaki bir parlak örnek başkaları tarafından taklit edilerek yayılır. Yani bu merkezileşmenin daha iyi çözüm getireceği bir illüzyon. Bu insanların kendi kendini aldattığı bir illüzyon. Şöyle düşünüyor insanlar, kendileri üstünden düşünüyor. Ben en iyi düşünürüm. Herkes de benim en iyi düşündüğümü yaparsa kurtulur bu hikaye. Bir kere senin düşündüğün, varsayalım ki doğru düşündün. Alttaki o bütün grup senin düşündüğünü değil. O hiç onunla alakasız bir sürü şeyi senin düşündüğün diye yapar. Ve sen de onları cezalandırırsın, suç icat edersin, bilmem ne bir şey, lüzumsuz bir karmaşa. Merkezileşme ve kararların hiyerarşisi yahut kararların hangi ölçekte, hangi kararın nasıl bir meşruiyet içinde verileceği hakkında soğukkanlı bir tartışma yaptığınız zaman, o yani bir soğukkanlı tartışmayı niçin yapamıyoruz? Kürtçü mü, Türkçü mü, bilmem neci mi telaşına kapılıp yapıyoruz. Ya bunları tartış, bu ulusçuluk yahut etnisite kavramları dışında sakin olarak tartışılabilir bir şeydir. Ve bu tartışmada sonucuna razı olmak gerekir ve yani onu yalnız sen yapmayacaksın. Bütün dünyanın şimdiye kadar aldığı bir sürü sonuç var. Tabii
odalar modalar meselesine kadar girmeyeceğim şey olarak. Şimdi tabii arkadaşımın, diğer arkadaşımın sorduğu 80'li yıllara kadar ve işte modern, postmodernizmin gelişmesi, bireysel hakların ön plana çıkması, sendikal mücadele. Şimdi bakın, şöyle bir konuyla karşı karşıyayız. Eğer biz bir demokrasi hayalimiz varsa ve buradaki insanların, yer alacak aktörlerin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir kabulümüz varsa, tartışmamızı bunun üstünden yapmamızın daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Yani evet, sendikalar vardı, güçlüydü, örgütlüydü falan, ama bunlar bugün aynı şekilde üretilemiyor ve bugünkü pratiği, bu pratiğin sonuçlarının yetersizliği üstünden değil, o tarihi kategorilere uygunluğu üstünden yaparsak yol alamayız. Evet, şu çok önemli. İşçi, işveren vesaire, bu ilişkiler yeniden ve kapitalist değerlere teslim olmayacak bir şekilde, yaratıcı bir şekilde vesaire yeniden düşünülmesi lazım ve bunun eleştirisinin ve gelişme biçiminin yeni yaratıcılıklar üstünden götürülmesi, yeni örnekleri. Onun için ben gezi mezi meselelerini yaparım. Yani bizim dünyamızın beklentilerinin geldiği noktada yaptıklarımızın yetersiz kalışını hangi bazda eleştirmeliyiz? Ha, şimdi soru bence bu. Ha, bu sorunun yanıtını bana tevcih etmenizin de haklı olmadığını düşünüyorum. Hep beraber çözmemiz gerekiyor. Eğer ben bunun yanıtını biliyorum, size veriyorum dersem doğru söylememiş olurum. Hep beraber çözmemiz lazım. Onun için o soruyu kendime değil herkese yöneltilmiş bir soru olarak alıyorum. Şimdi tabii bu sınıf meseleleri falan o sorudaki şey. Şimdi inşaat, son soru. İnşaat meselesi geldi. Tabii bu sorunun iki tür yanıtı var. Yanıtlardan birisi, mevcut düzen içinde inşaatın azdırılmasının siyasi sonuçları nedir diye bir soru var. O sorunun cevabı kolay. Şimdi biraz bir şeyler söylerim. Daha zor bir soru var. O zor soru, sürdürülebilir bir dünya düzeninde insanın ayak izlerinin minimize edilmesi gerekiyorsa inşaat ne olmalıdır? Bu daha derin bir soru. Ona girmeyeceğim. Yani ona o uzun bir soru. Öteki birinci soru, yani tabii geçmişte, yani 1960'lı yıllarda Türkiye'de planlama örgütlenmeye başladığı zaman biz konut meselesine bir yatırım problemi olarak bakıyorduk. Ve yatırım tasarruf edilmesi ve üretici olmayan bir bina yatırımında değil, sanayide, manayide falan oraya ayıralım, bunları minimize edelim vesaire. Ama bugün geldiğimiz noktada ekonomiyle binanın ilişkisi farklı şekilde koduluyor. Binaya yatırım değil, tüketim olarak bakılıyor. Krize düşmemesi için tüketimin azdırılması problemi olarak bakılıyor. Bu ise başka bir konu. Ama bunun cevabı düzenin temeline geliyor. Evet, bu yanıttım bu kadar.
Ben tekrar teşekkür ediyorum İlhan Bey'e. Hocam gerçekten çok teşekkürler bu sunuşunuz için. 1 Kasım seçimi öncesinde ya da Türkiye'nin gidişatı içinde bir ufuk açıcı oldu diye düşünüyorum bu sunuşun. Sorularda bunu zenginleştirdi soru ve cevaplarıyla. Ve tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam.